Evet değerli izleyenler, şimdi stüdyomuzda çok önemli bir konuğumuz var. Şair, yazar Cevat Turan'ın yeni kitabı çıktı. Bize Cevat Turan'ı stüdyomuza konuk aldık ve yeni kitabı hakkında konuşacağız. Efendim hoş geldiniz. Günaydın, teşekkür ederim, hoş bulduk. Hayırlı olsun diyelim, yeni çok kitabınız çıktı. Çok teşekkür ederim okuyucularımız da, bana da hepimize hayırlı olsun. Biz de şimdi keyifli bir söyleşi yapacağız. Bu söyleşi tabii kitabın keyifli olmasından kaynaklı. Kitap da bana birkaç gün önce geldi. Ben de tamamını okuyamadım. Size az önce de söyledim. Okumaya devam ediyorum ama. Kitabı da göstereyim. Değerli izleyenler siz de şöyle bakabiliyorsanız. Kitap 1 Eylül Yarası Hesaplaşma. Şimdi bu kitap üzerine konuşacağız. Birkaç gündür raflarda değerli izleyenler. Cevat Turan'ın bu ikinci romanı. Doğru söylüyorum. İkinci romanı, altıncı kitap. Altıncı kitabınız. Peki romanla ilgili biraz konuşacağız ama tabii Cem TV... ekranları da size uzak ekranlar değil aslında. Değil tabii ki. Öyle de başlayalım. Biraz da sizden bahsedelim önce, kitaptan önce. Biraz da sizi tanımış olalım. Evet, ben Çorumluyum. Çorum doğumluyum. 88'den beri de İstanbul'dayım. Serbest ticaretin içerisinde yaşıyorum. Liseli yıllardan beri yazıyla da ilgileniyorum. Şiir yazıyorum. Öykü yazıyorum. Şimdi roman yazmaya başladım. Değişen dünya koşulları ve değişen Türkiye'deki insan karakterlerini, küçük hikayeleri kaleme alıyorum, yazıyorum. Şimdi ilk kitabınızla biraz memleketiniz eksenli gidiyor sanırım. Bir dönem romanı. İlk romanınız. Kitabı, bu roman bir dönem romanı. 1980 yılında hepimizin bilmiş olduğu Çorum olaylarını anlatan, Mayıs ayında başlayan ve 12 Eylül'le birlikte biten 5 aylık süreçteki 12 Eylül darbesini Türkiye'ye götüren son mihenk taşlarından birisi olan Çorum olaylarını anlatan bir dönem romanı. Şimdi Unutmalar Şehri 1980 diyorsunuz romanınıza. Evet. Sanki bu 1 Eylül yarası da kaldığı yerden devam ediyor gibi. Ama biraz Çorum olaylarına bahsedelim. Çünkü Cem TV izleyicileri de biliyorsunuz özellikle Çorum, Maraş, Sivas gibi o katliamları da hem yaşamış bir izleyici kitlesi olarak da tanımlayabiliriz. Hem de bu konu üzerine çok dikkat çekiyor. Bu romanınızdan biraz bahsedelim, ilk romanınızdan sonra son çıkana geçeceğiz. Şimdi bazen arkadaşlar tabii ve bugün Türkiye'de yaşanan siyasi iklimle ilgili insanlar şöyle soruyorlar. Ya biz buraya nereden geldik diye bir soru soruyorlar birçoklara. Ama bugün anlamak için düne bakmak gerektiğini bazen gözden kaçırıyoruz. Evet. Bugünün iklimini ve siyasi durumunu anlamak için 12 Eylül'e bakmak gerekiyor. Türkiye'de bir 12 Eylül rejimi yaşandı ve bunun yaşanmasının da bir takım gerekçeleri vardı. Yani yükselen sol hareketin önünün kesilmesi gibi ya da Sovyetler Birliği'nin hemen gözünün önünde bir yeşil kuşak projesinin oluşturulması ve beraberinde de 24 Ocak kararlarının serbest piyasalaşma ile ilgili hayata geçirilmesini gerektiren bir rejime ihtiyaç vardı. Bu normal siyasi dönüşümle gerçekleştiremediğini gördükleri için de bir darbeyle gerçekleştirilebilirdi ancak. Onun için de toplumda haklı görülebilecek bir darbenin zeminini oluşturmak gerekiyordu. Bu Sivas, Maraş ve başka katliamlarla birlikte de Çorum da aslında bunlardan en son noktalarından bir tanesi Çorum olayları. 1980 yılının Mayıs ayında başlıyor bizim romanımız. Günsazan'ın öldürülmesiyle birlikte başlıyor ve sağ-sol çatışmasıyla başlıyor. Temmuz ayında bu sağ-sol çatışmasının yeteri kadar şiddet ve ayrıştırıcı rol üstlenmediğini gördükleri zaman da Temmuz ayında Alevi-Sünni çatışmasına dönüştürerek bu işi alevlendirmek istiyorlar. Ama bu provokasyonlara oradaki sağduyulu halk çok fazla müsaade etmiyor aslında karşı örgütlü yapısıyla birlikte. Bu romanda bütün tarafları ele alarak işlemeye çalıştık. Yani bir tarihe iz düştük. Bugünün gençliğinin dün ne olmuşu anlaması bakımından roman tadında ve kronolojik sıraya da orada sadık kalarak, oradaki tarihsel dönüşümlere de sadık kalarak bu romanı ele aldık ve gerçekleştirdik. Burada CIA'nin etkisini görüyoruz bu romanda. Alexander Pekin, gerçek ismiyle Alexander Pekin, Peter kahramanıyla romanda anlattık ve halk cephesi tarafının, milliyetçi cephe tarafının, devletin rolünü ve bunun içerisinde de sade insanların, sıradan hayatlarını sürdüren insanların nasıl bu tür olaylardan etkilendiğini,
canlarını, mallarını nasıl kaybettiklerini anlatan bir yakın dönem romanı. Bu romanda bir kahramanımız var, bir cephenin liderliğini yapan. İşte bu kitapta anlatmış olduğumuzda onun 1980 sonrasındaki dönüşümünü kaleme alıyor. Şimdi biz yönetmenimden de rica edeyim, az önce aktardığımız Cevat Turan'ın anlattığı roman Unutmalar Şehri, değerli izleyenler, sizlere de şöyle gösterelim. Çorum olayları ekseninde geçen bir roman, özellikle 1980 öncesinde Çorum'da yaşanan o katliamı işte şöyle göstereyim, anlatan, o eksende geçen bir eser, bir roman. Bu Cevat Turan'ın ilk romanı, roman açısından ilk romanı, kitap olarak demiyoruz, ilk evet. Romanınız. Peki o günden bugünü nasıl değerlendirelim? Şimdi siz o eksende romanı evet. yazdınız, 80 öncesi ekseninde. Tabii darbeden sonra 24 Ocak kararları geçti. O darbeye zemin hazırlayan olayları pek fazla göremez olduk. Türkiye özellikle ekonomik açıdan bir devrim yaşadı diyebiliriz. Tabii bu devrim olumlu mudur, olumsuz mudur? Onun sonuçlarını da işte 2010'lu yıllara geldiğimizde de iyice görmüş olduk, ekonomik krizin bu boyutlarında. Siz bu günleri, o günlere bakarak nasıl değerlendiriyorsunuz? Şimdi sosyal devlet anlayışı tümüyle ortadan kaldırılmış durumda. Yani devletin ekonomiye müdahalesini ya da planlayıcılığını ortadan kaldıracağız derken ve küçük Amerika olma ideallerini sürdürürken, bugün vitrinlerde her şeyin olduğu ama vatandaşın alım gücünün çok büyük ölçüde gerilediği, yoksulluğun had safhada olduğu, vasıl ile yoksul arasındaki büyük dengenin bozulmuş olduğu bir Türkiye'yi yaşıyoruz. Sadece ekonomik anlamda değil, demokrasi anlamında, insan hakları anlamında da, bireysel özgürlüklerin gelişimi anlamında da dünyanın ne kadar çok fazla gerisine gittiğini zaten görüyoruz. Darbelerde ve darbetin yaratmış olduğu bu iklimlerde ne yazık ki Türkiye'yi diğer ülkelerin karşısında, Avrupa'da ya da başka ülkelerle yaptığımız rekabette her alanda geriye götürüyor. Üniversitelerimiz artık manav açıyorlar, görüyorsunuz. Herhangi bir buluşlar, bilimsel buluşlar bizi ileriye götüren, Türk toplumunu ileriye taşıyacak olan büyük teknolojik gelişimleri falan yaratan bir nesil ne yazık ki yok. Akıllı olanlar da zaten, üretenler de yurt dışına kaçıyor. O nedenle serbest piyasa ekonomisi doğru mudur, yanlış mıdır, bu hep tartışıla gelir elbette ama onun yaratmış olduğu, bizdeki yaratılan iklim, özellikle gelişmekte olan bir ülke ve bağımlılığımız Amerika'ya ya da başka güçlere karşı bağımlılığımız, küresel güçlere bağımlılığımız oldukça perçinlenmiş durumda. Bugünü tartışacaksak, bankalarımızın çok büyük bir kısmı biliyorsunuz yabancı sermayelerin evet. elinde. Stratejik en önemli üretim alanlarımız yabancı sermayenin elinde. Her alanda Türkiye bir büyük bir üretim alanı, ucuz iş gücü var ve toprakları bakir. Yeraltı ve yerüstü kaynakları ne yazık ki kullanılarak kar marjları dışarıya götürülen bir ülke haline geldi. Yani yurtseverlik denilen şey, aslında yurdunu seven o safiyane duygularla yaşanılan şey, herkesin köşeyi dönme yabancılaşmasının içerisinde yeter ki çok fazla para kazanayım, fakat nasıl kazanırsam kazanayım, ahlaki değerlerimizin ne olduğuna insanlara bakmadan büyük bir yıkımın içerisindeyiz. Yani artık eskiden borç alışverişinde bulunan bireyler dolarla alışveriş yapıyorlar, euro ile alışveriş yapıyorlar ya da faizle alışveriş yapıyorlar. İnsanlar tümüyle kendi benliğini kaybetmiş, her şeyi çıkar odaklı ve birbirine yabancılaşmış bir soğuk bir iklimi yaratıyoruz. Öfkeli, herkesin birbirini ittiği, dışladığı ve ötekileştirdiği, ne yazık ki Anadolu topraklarında yaşayan insanların yüzyıllardan beri biriktirilmiş olduğu o sıcaklığı hızla kaybetmekteyiz. Bunu da işte bu serbest piyasalaşan acımasız ekonomik yapıya borçluyuz. Peki bu, şimdi romanlara tekrar dönelim. Evet, ekonomi temelli, işte sosyal olaylar temelli eserleriniz, romanlarınız. Fakat sizden bir şeyler barındırıyor mu romanlar? Yani şimdi, siz de bu dönemleri yaşadınız. Elbette. Her yazar aslında biraz kendisini yazar. Elbette insan kendisini yazacaktır. Ama benden de tabii ki etkileniyor. Ama daha çok gördüğümüz olayları, tanık olduğumuz
insan karakterlerini, tanık olmuş olduğumuz toplumsal değişimleri anlatıyor romanlar. Hı hı. Elbette yazarlarını anlatacaktır. Yazarın duygusu, bakış açısı, dünya felsefesi, görüşü, nerede durduğu, nasıl baktığı, hangi olaya nasıl baktığı, ikili ilişkilere, aşka, ayrılıklara, hüzünlere, her şeye nasıl bakıyorsa hayat felsefesi yazılarına ve kalemine elbette yansıyacaktır. Peki artık toplum dijitalleşti diyebiliriz. Evet. Yani e-kitaplar da çıktı artık. Bu kitapları alıp gençler telefonuna indiriyorlar, tabletlerine indiriyorlar, okuyabiliyorlar. İşte WhatsApp'lar, Instagram'lar, Twitter'lar. Bu dijitalleşen dünyada hem okuma oranı, kitap okuma oranından bahsediyorum, hem de yazma oranı, yani profesyonel anlamda yazarlıkla ilgili gençlerin sanki eskiye oranla biraz geriye gittiğini söyleyebilir miyiz? Hem okuma oranı anlamında hem yeni yeni yazarlar yetiştirme anlamında. Siz nasıl düşünüyorsunuz? Şimdi okumayla ilgili dijitalleşen bir Türkiye var elbette ama okumayı eğer dünya ölçeğinde bir parametreye vurmak gerekirse daha çok fazla gerisindeyiz. Hı. Elbette çocuk gençlerimiz İnternetten bakıyorlar, haberleri izliyorlar, romanları okuyorlar mı bilmiyorum indirip. Ama interneti çok etkili bir şekilde kullandıklarını genç neslin biliyoruz. Fakat günlük satılan gazete tirajlarına baktığımız zaman ve günlük satılan kitap rakamlarına da baktığımız zaman, aylık okunan, çıkan kitaplara da baktığımız zaman aslında çok da okuyan bir ülke olmadığımızı bu gösteriyor. Yani çok fazla roman okumuyoruz, kitap da okumuyoruz. Avrupa'da ya da başka ülkelerde çok daha bu oranlar yüksek seviyede görünüyor. Yazma meselesine gelince bugünlerde, son yıllarda çok fazla elbette yazma gönüllüsü olan, yazmak isteyen insanlar var. Yazmalıdırlar zaten. Yazmak eylemini gerçekleştirmelidirler. Hı hı. Yazan insandan bir kötülük gelmez. Mutlaka düşünüyor demektir. Düşünüyorsa da mutlaka bir şeyi araştırıyor ve bir şeyi sorguluyor demektir. O nedenle yazma eylemi var ama Türk edebiyatı nereye gitti, nereye gidiyor sorusunu beraberinde sormak lazım. Hı hı. Çıkan kitapların kalitesine ve niteliğine baktığınız zaman daha çok kişisel gelişim, nasıl zengin olabilirim, sevgilimden ayrıldım, nasıl bunu atlatabilirim, nasıl işte yalnızlıkla baş edebilirim ya da nasıl kariyer sahibi olabilirim gibi böyle psikolojik ve kişisel gelişim kitaplarını daha çok fazla sattığını görüyoruz. Buradan ismini vermek istemiyorum ama böyle yani çok enteresan, hafife alabileceğimiz kitapların tirajlarının çok daha yüksek olduğunu görüyoruz. Edebiyat, özellikle yayın evleri edebiyat yapıyorsun diye bazı yazarların kitaplarını basmıyorlar eğer popüler değilse. Çünkü edebiyat yapmak okuyucu kitlesi bakımından daha zor ve çaba gerektiren bir eylem. Oysa okuyucu bugün hemen hap gibi okuyayım, bitireyim, tüketeyim, bir kenara koyayım istiyor. Öyle değil. Hı-hı. Okuduğunu anlayacaksın, sorgulayacaksın ve romanda da, şiirde de, öyküde de her ne sanatın içerisindeysen o sanatın yeniden üretilmesi için sen de bir okuyucu olarak, etkin bir okuyucu olarak katkıda bulunman gerekiyor. Hı-hı. Peki şimdi 1 Eylül yarasına geçelim. Arkadaşlarımdan rica edeyim. Cevat Turan'ın yeni çıkan 1 Eylül Yarası, kameraman arkadaşımdan da rica edeyim şöyle yakından alacak kitabı şöyle bir gösterelim. 1 Eylül Yarası, değerli izleyenler, bu kitap birkaç gün oldu değil mi? Birkaç gün oldu, birkaç çıktı raflarda. Ama raflara henüz daha yeni giriyor. Bu KDV'deki KDV'nin %8 mi 0 mı olacak karmaşasının sebebiyle dağıtım evlerinden kitap evlerine aktarım için umarım bu hafta o netleşmiş olacak ve alacaklar artık. Kitabı alan bir okuyucu okuyacak, başlayacak ama neler bekleyecek okuyucuyu? Yani biraz siz de önden hazırlayın okuyucuyu. Tabii çok fazla detayda vermeyin, romanın da şeyi kaçmasın. Tam da bugünün insan karakterinin aksine, insanların beklemiş oldukları ve yaşamış oldukları insan profillerinin aksine bir karakterle karşı karşıya kalacaklar. Yani kendi idealleri ve düşüncesi uğruna bütün yaşamı boyunca hiçbir taviz vermeden serbestleşen, liberalleşen ekonomiye rağmen herkesin para peşinde koşmuş olduğu bir yabancılaşan yaşam tarzına rağmen duruşundan ve memleket sevdasından, mücadelesinden taviz vermeyen bir karakterle karşı karşıya kalacaklar. Bu karakter hapiste büyük işkenceler görmüş bir karakter.
ve 1980 yılında büyük bir banka soygununda elde edilen bir rakamla bir ajans kuruyor, büyük bir şirket kuruyor ve bu ajansın gelirleriyle de eski arkadaşlarına, mağdur olan arkadaşlarına çocukların okutulması, onların yaşamda ayakta kalmasını sağlayacak kısma ödüyor. Ve bunun peşine düşen bir bilmiş olduğumuz polis teşkilatının içerisindeki bir cemaatçi bir polisin bunun peşine düşüşünü anlatıyoruz. Bir politik polisiyeye tanık olacağız. Politik polisiye de hem dönemi anlayacağız, hem düşüncelerdeki insanların nasıl durduklarını anlayacağız, hem de orada bunun peşinde, paranın peşinde koşan insan türevlerini göreceğiz. Roman 1980, 1986 ve 1990 ile 2010 arasında gidip gelen bir roman. Yani bu 20 yıllık aslında süreçteki dönemi anlatıyoruz. Yani 2010 yılındaki o Ergenekon zamanlarında içeriye alınan insanların ve kumpasları da içinde bir miktar barındıran, bütün bu dönemi anlamaya çalışan bir projeksiyon tutuyoruz. Yani okura. Politik bir roman diyebiliriz bu politik roman politik polisiye. Polisiye diyebiliriz. Biraz politik da mizah polisiye. Da var içinde. Mizah yok. Son derece gerçekçi. Ama hayatın içerisinde zaten mizah var ama son derece gerçekçi. Burada kesişen hayatlar, birbirine kesişen hayatlar var. Hı hı. Yani bu bizim militan arkadaşımızın okutmuş olduğu, yardımda bulmuş olduğu o neslin bir süre sonra kendi peşine bir tarikatçı polis olarak çıkmasıyla kesişmeler var. İçinde aşk var, ayrılıklar var ve özellikle de 1980'den sonra o idealleriyle birlikte aşık olan, evlilikler yapan ya da birliktelikler yaşayan ilişkilerin 1980'den sonra nasıl dönüşebildiğini, ayrılıkların ya da ilişkilerin nasıl paraya tahvil edildiğini, insanların nasıl kariyer peşinde birdenbire dönüşebildiklerini anlatan, yabancılaşan insan ilişkilerini çatladığını da ifade eden bir romandan bahsediyoruz. Yani burada insanın değişimini sorguluyoruz. Çünkü bu değişim beraberinde Türkiye'de değil, dünya konjektüründe de oldu biliyorsunuz. Yani Sovyetler Birliği yıkıldıktan sonra insanlar düşüncelerini sorgulamaya başladılar. İdeolojilerini sorgulamaya başladılar. Yani biz neredeyiz, ne oluyoruz, ne yapmalıyız, bu savunduğumuz fikirler doğru mudur, yanlış mıdır tarzında. Bu esnada birçok insan savruldu gitti, koptu gitti. Bazıları orada kendisini değiştirerek kaldı, bazıları ise başka hayallerinin peşinde sürüklendi. Tam da bu çatışmaların, bu bölünmelerin, parçalanmışlıkların bir romana demek mümkün bu romanı. Peki, Unutmalar Şehri 1980'de bırakıyorsunuz. Yani daha doğrusu roman orada bitiyor. Ve 1 Eylül Yarası'nın başlangıcı da 1980'de yapılan bir banka soygunuyla başlıyor. Evet. Bu iki roman arasında bir bağlantı var. Var. Çünkü Unutmalar Şehri'ndeki Kızıl Ömer karakteri, evet. Halk Cephesi Komitesi'nin yöneticisi olan Kızıl Ömer karakteri bu 1 Eylül Yarası'nda 1980'den sonraki değişime tanıklık eden ve ilişkileri yöneten bir karakter olarak karşımıza çıkıyor. Aslında burada Unutmalar Şehri'nde romanın ana karakteri Kızıl Ömer değil, Alper denilen bir gazeteci. Ama bu romanda yan karakter ana karaktere dönüşüyor ve 1980'den sonraki yaşamını anlatıyor. Aynı zamanda 12 Eylül'de tutuklanan Kızıl Ömer karakterinin içeride ne tür işkencelere tanık olduğunu burada görüyoruz. İşkence modellerini görüyoruz. Türkiye'de gerçekten yaşanmış insanların hangi acımasız süzgeçlerden geçtiklerini ve buna rağmen de direndiklerini görüyoruz. Bu romanlar bir toplumcu gerçekçi yaşamın aynası diye bakmak daha doğrudur. Tabii şimdi 1 Eylül Yarası'nda aşk da var dediğim aşk gibi, var. Politik de bir aşk roman. Aşk var, ayrılıklar var, hüzünler var, baba kız ilişkileri var. Baba kız ilişkisi var. Kızıl Ömer ayrılmış olduğu Necla'dan olan bir Filiz diye bir kızı var ve kızına kendi günlüğünü saklamasını istiyor. Hı hı. Günlükte bütün çünkü gizli ilişkilerini, ne yapmış olduğunu, banka soygunuyla ilgili bilgilerini ve bütün sırları da aslında kendi günlüklerine yazmış ve kızını arayarak o günlüğü mutlaka saklamalısın diyor ve aslında polis de
başka çıkar odakları da bu günlüğün peşine düşüyor. Çünkü bütün sırlar o günlüğün içerisinde ve kızı da aslında babasını hiç tanımadığını görüyoruz. Babasının o siyasi tarafını, geçmişini hiç bilmiyor. Bir ajans başkanı olarak, bir iş adamı olarak biliyor, bir aydın insan olarak biliyor. Ama günlüğü okudukça babasının hangi süreçten oraya kadar geldiğini, neler yaşadığına ilk kez tanık oluyor ve babasını sorgulamaya başlıyor bu defa. Ben babamı hiç tanımadım diyor. Bir yandan da babasını sorgularken de günlüğe de sahip çıkmaya çalışıyor. Peki artık süremizin de son dakikalarına geldik. Kitabı herhalde konuşmadığımız bir noktası var mı bilmiyorum ama en sonda izleyenlerimize seslenelim. Bu kitapla ilgili neler bulacaklar, neden satın alsınlar raflarda gördüğünde? Bu kitabın direkt kaleminden biz bu sözleri alalım. Evet, şimdi bir dönemi anlamak bakımından gerçekçi hikayeleri görmek istiyorlarsa ya, gerçekten de gerçekçi hikayeleri ve bir de edebiyat tarafıyla ilgili de ilgilileri varsa alırlarsa, okurlarsa mutlu olurlar diye düşünüyorum. Yani romanlar bittikten sonra şunu sormak gerekiyor. Ben bu romanı okudum ama şimdi geriye ne kaldı? Yani birçok kitap bugün yeni çıkanlarda böyle bir soruyu soruyorsunuz. Okudunuz, peki şimdi elinde ne var? Aklında, yüreğinde ne var? İşte bu romanı okudukları zaman akıllarında da, yüreklerinde de mutlaka bir şeyler kalacak ve sorgulayacaklardır diye düşünüyorum içinde bulundukları hayatı. Cevat Turan, çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ediyorum. Hayırlı olsun diyelim. Sağ olun. Tekrar yeni kitabımız. Teşekkürler. Değerli izleyenler, Cevat Turan'ın yeni çıkan kitabı 1 Eylül Yarası Hesaplaşma kitabını konuştuk. Tabii bu roman yalnızca tek başına bir roman değil. Öncülü de bir romanın, aslında biraz da devamı niteliğinde diyebiliriz. Birkaç gün oldu çıkalı, kitaba da hayırlı olsun dileklerimizi de ilettik. Sizlerle de paylaşmış olduk. Programımızın da sonuna geldik. Biz yarın saatler 8 olduğunda yine Uyan Türkiye'de Cem TV ekranlarında olacağız. Sizleri de bekleriz. Şimdilik hoşçakalın.